Hafif yağmurlu ve soğuk bir İstanbul sabahından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hyundai Ioniq 6 hemen de arkamda görüyorsunuz. %100 elektrikli otomobili inceleyeceğim. Geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı bu otomobil ve ben oradaki lansmana da gitmiştim. Hyundai Ioniq 6 enteresan tasarımla geliyor. Önden böyle aslında çok iddialı olmayan bir tasarım nispeten ama arkası çok acayip bir tasarıma sahip. Şimdi her zaman yaptığım gibi aracın dış görünümüyle başlıyorum incelemeye. Sonra içine gireceğiz ve sonra sürüş deneyimiyle videoyu kapatacağım. Ön taraf aslında oldukça ilginç bir tasarıma sahip. Şöyle gördüğümüz gibi led farlarımız var. Sinyal verirken de kayar led farlar bunlar. Onu da söylemiş olayım. Şurada bir alan görüyorsunuz. Şu alan. Bunu detaylarda size göstereceğim. Buraları açılıyor. Normalde biliyorsunuz elektrikli otomobillerde ızgara olmuyor. Zaten burada da yok gördüğünüz gibi ama altta birazcık hani motorun soğuması için elektrik motorunun bazı açılmalar var. Bunları da aracı çalıştırdığınız zaman görüyorsunuz arkadaşlar. Yan tarafa geçelim. Farklı bir tasarım anlayışı aslında burada birazcık ortaya çıkıyor. Görüyorsunuz böyle. Şöyle bakın. Şuradan başlayan tasarım böyle aşağıya doğru bir damla şeklinde alıyor. Bu birazcık da sürtünme katsayısını düşürmek için yapılan bir tasarım. Gerçekten de çok iyi bir sürtünme katsayısı var. Videoda burada koyarım onu da. Onun sebebi nedir tahmin ediyorsunuz az çok. Elektrikli otomobillerde menzili arttırmaya çalışmanın bir sürü yöntemi var. Bunlardan bir tanesi de tasarım. Jantları görüyorsunuz. Bakın jantlarda bile 0'a 0 bir tasarım anlayışı var. Alüminyum alaşım jant. Gördüğünüz gibi güzel jantlar. Ve yine o da açık söylemek gerekirse onun sebebi de biliyorsunuz yine tasarım anlayışından kaynaklanıyor. Kapı kolları gizli. Böyle yaklaştıkça uzaklaştıkça açılıp kapanıyor fark etmişsinizdir. Hem ön hem arka kapı kolları bu şekilde gizli olarak açılıp kapanıyor. Aynalar da yine açılıp kapanabiliyor arkadaşlar. Kör nokta yarı sistemi var. Teknolojilerinden birazdan bahsedeceğim. Şöyle arka tarafa geldiğimizde şarj kapağımızı görüyoruz. Tabii araba kapalı olduğu için açamayacağız ama şimdi açalım şu kapımızı. Evet. Şöyle açtık. DC şarj da var. AC de var. DC de aşağıda görüyorsunuz. Burada. İşte burada kapağı kapatmayı vesaire şeyi var. Buradan basıyorsunuz. Kendisi kapanıyor. Şöyle bastığınız zaman da kendisi açılıyor. İçeriden de aynı benzer bir mekanizma olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi gelelim arka tarafa. Arka tarafı birçoğunuz hatırlayacaktır. Porsche Panamera birebir benzeyen bir tasarım var. Hatta bu spoiler falan gerçekten de hani birebir benzemiş. Bunlar ışıklı bu arada. Şu kısımda bakın ledler görülüyor zaten. Burası da ışıklı. Şurası da ışıklı arkadaşlar. Gerçekten de geceliğin çok güzel görünüyor. Veya karanlık araç sürdüğümüzde. Arka tasarım bu şekilde. Bagaj kapağımız otomatik. Şurada düğmemiz var. Görüyorsunuz. Düğmeye basıyoruz. Kapak açılıyor. Açmışken buraya da bir bakalım. 401 litre bir bagaj hacmimiz var. Yani bayağı geniş. Şöyle bir çift taraflı bir bölmemiz var. Burada ufak tefek eşyalar koyabilirsiniz. Burada bir hava pompası var. Bunlarda biliyorsunuz yedek lastik olmuyor. Hava pompasıyla işte tamirimizi yapıp yola devam edeceğiz gibi görünüyor. Bu tip araçlarda böyle. Bayağı derin bu arada. 401 litre diyorlar ama hani bana bayağı da derin geldi yani. Böyle sedan gibi de hani neredeyse bir derinlik söz konusu Ioniq 6'da. Buradan da işte kapıyı kapatmanın, yani bagaj kapağını kapatmanın düğmelerimiz var. Bu arada kumandadan da açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim kumandayı da. Yeri gelmişken kumandadan da bahsetmesi olmaz tabii ki. Böyle enteresan bir tasarım var. Kumandanın tasarımı bu şekilde. Şurada bakın bir şöyle göstermiş olayım. Evet gördüğünüz gibi bir tuşumuz var. Bunu böyle basılı tuttuğumuz zaman kapak açılıyor. Gördünüz açıldı. Hatta buna böyle bastığınız zaman da kapak istediğiniz yerde kalıyor. Yani bagaj kapağından bahsediyorum. Şimdi deneyelim bakalım. Bastım. Şimdi kapanacak. Bakın. Daha önce hafızaya aldığım yerde kalıyor. Bir daha basılı tutalım. Gördüğünüz gibi kapandı. Bu hafızaya kaldığı yerini siz de ayarlayabiliyorsunuz. Bu daha önce benim test ettiğim Kona'da da vardı. Hatta onu Batum'da, Gürcistan'da test etmiştim. Yani aracın tasarımı bu şekilde. Hani böyle değişik bir tasarım var. Gerçekten de böyle yan profilden bir kez daha bakalım. Ön iç mekana geçelim. Bakalım orada bizleri neler karşılıyor. Evet arkadaşlar ön iç mekana geldik. Aracın ön içi gerçekten de güzel. Bu arada koltuklar bembeyaz. Hani bunu sevenler de olur, sevmeyenler de ama bence bu beyaz renk güzel olmuş. Şimdi birazcık ön tarafa bakalım. Bizleri burada neler bekliyor onu bir göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar ön taraftaki alanımız bu şekilde. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. 12.3 inçlik bir tane gösterge ekranımız var. Hani bu araçla ilgili bilgileri buradan görebiliyoruz. Birçok bilgiyi burada görüyorsunuz. Şerit takip sistemi mesela şu anda açık olduğunu gösteriyor. İşte diğer akıllı sabitleyiciye bastım ama şu an araba durduğu için çalışmıyor. Bu gibi bütün fonksiyonları işte menzilinizi mesela şu an 223 kilometre gösteriyor. Rejenerasyon seviyemizi şuradaki rejenerasyon seviyesi bunu anlatacağım birazdan. Pil durumumuz %63'müş. Ortalama yakıt tüketimimizi buradan görüyorsunuz. 16.4 kaç bin kilometre yol yaptığımızı vesaire buradan görebiliyorsunuz. Bir de burada multimedya ekranımız var. Eğlence ekranı falan diye de geçiyor. Bu da gerçekten çok başarılı bu arada. Ya arabayla ilgili bir sürü özellik var. Çeşitli ayarları buradan yapıyorsunuz. Mesela aracın
ayarlarından bir göstermiş isteyeyim ben size. Bakın araç var. EV, navigasyon, ses, cihaz bağlantısı, profil, genel, düğme, ekran, tema, düzen, ses tanıma. Mesela aracın ayarlarına bir bakalım. Burada sürüş asistanlığına bakıyorsun. Bunların hepsi açık olduğunu görüyoruz. Bunların seslerini kapatabiliyorsunuz. Direksiyon tepkilerini mesela şuradan açıp kapatabiliyorsunuz. Titreşimli uyarı yapıyor. Direksiyon yapıyor mesela bana şu anda. Bunların sesini titreşimli uyarıyla beraber işte sesi şu kadar olsun, bu kadar olsun. Bunların hepsini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Sürüş güvenliğiyle ilgili ayarlarınızı buradan görüyorsunuz. Bunlar dışında baktığımızda aracın mesela enteresan bazı ilginç özellikleri de var. Mesela motor sesi var. Bunu da açıp kapatabiliyorsunuz. Güçlendirilmiş. Bayağı bir ses çıkıyor. Normal. Minimize edilmiş veya kapalı. Ben kapalı da kullanıyorum çünkü bayağı bir ses çıkıyor arkadaşlar. Bu dışarıdaki kullanıcılar için biliyorsunuz. Yani yayalar için getirilen bir özellik. İşte gösterge panelimiz var. Parlaklığını buradan, temasını vesairesini buradan ayarlıyorsunuz. Klimanın ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Radyo vesaire var. Dokunmatiği çok iyi. Onu söyleyebilirim. Burada bir sürü özellik var. Yani araçla ilgili olsun her şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buna ek olarak bir de şurada fiziksel tuşlar da var. Ben bu her şeyi dijital ayarlamayı sevmiyorum. Daha doğrusu seçenek olsun isteyenler buradan da yapsın. Mesela burada da var. Medya var. Navigasyon var. Map var. İşte açıp kapamayı buradan da gerçekleştirebiliyorsunuz. Kapattınız, açtınız. Buradan yapabiliyorsunuz. Klima ayarları vesaire buradan da ayarlayabiliyorsunuz. İnanılmaz güzel bir arkadaşlar kameramız var. Şimdi kameraya bakalım. Mesela şurada bakın. Şurada bir ayarımız var. Bunu açıyorum şu anda. Ve aracı böyle 3 boyutlu görebiliyorsunuz. Bakın şu anda ben durduğum yerdeyim ve etraftaki başka araba olsa mesela onları da görüyorsunuz. İşte şurada bir tane araba var. Göstereyim hatta hemen şöyle. Bakın bu araba burada duruyor ve ben de bu arabayı görebiliyorum. Hatta onun da yanında bir insan var. Şu an tam görünmüyor da dolaşıyor orada bir arkadaş. Arabasını park etti herhalde. Onu bile görebiliyorsunuz. Etraftan geçen arabaları görebiliyorsunuz. Bu bence güzel bir özellik. İsterseniz sadece arkayı da görebiliyorsunuz. Bunun dışında kendi kendine park etme özelliği var. Ve diğer fonksiyonları buradan ayarlıyorsunuz. Şurada kablosuz şarj alanımız var. Bir tane telefon koyayım hatta hemen hızlı bir şekilde göstermiş olayım size. Kablosuz şarj özelliği olan telefonunuzu buraya koyduğunuz andan itibaren şarj olmaya başlıyor. Bakalım yanlış mı koyduk? Yok, hayır. Evet. Şu an aldı. Şarj olmaya da başladı arkadaşlar telefonumuz. Şimdi tabii %100 olduğu için şu an şarj olmuyor ama olacaktır diye düşünüyorum eğer %100 olmasaydı. Tip A bağlantı çıkışımız var şurada. 2 adet bardak koyabileceğimiz gözümüz. Bu arada fark ettiyseniz bilmiyorum. Daha oraları göstermem ama göstereceğim birazdan. Kapı kollarında arkadaşlar cam açma kapama düğmeleri yok. Burası minimalist bir tasarım olması için böyle bir şekilde tasarlanmış. Ambiyans aydınlatmamız var. Ve bu şekilde burada herhangi bir tuşumuz yok. Yani orta konsoldan halletmek zorundayız. Bütün tuşlar buraya konumlandırılmış. Auto hold burada ve camları açıp kapama kilidini buraya koymuşlar. Aracın kilitli de yine buradan ayarlıyorsunuz. Burada şöyle tam görülüyor mu bilmiyorum ama şurada boş bir alan var kocaman. Hani buraya böyle su koyarsanız başka şeyler koyarsınız. Gerçekten de burası hani kocaman ve bu taraftan da ulaşılabilen, şöyle göstermiş olayım bakın, şuradan da ulaşılabilen böyle bir boş bir alan var. Bu şekilde şöyle açalım. İçinde 2 adet tip C bağlantısı olan bir böyle gözümüz var. Bu ileri geri oynamıyor yalnız. Bakıyorum. Evet, oynamıyor. Evet, oynatamadık. Bunu söyleyelim. Koltuklarımız çok güzel, çok hoş, çok estetik. Hem yolcu hem sürücü tarafı elektronik olarak ayarlanabiliyor. Burada mesela böyle, mesela şu ana bak, çekiyorum ben mesela böyle ileri doğru veya tam tersi. Yatırmasını vesairesini buradan ayarlıyorsunuz böyle. Şöyle öne doğru geliyor şu anda. Yine aynı şekilde benim koltuğumda. Yani sürücü koltuğu da bu şekilde tasarlanmış. Böyle işte ileri geri şuradan. Şurada düğmelerimiz var. Yüksekliğini, ileri geri ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Ben bu taraflarını beğendim. Vitesten bahsedeyim. Vites orta konsolda değil. Konayı test etmiştim. Söylemiştim bunu. Konada olduğu gibi yine arkadaşlar direksiyondan vitesi böyle kulakçık şeklinde. Yani bunu böyle şöyle çeviriyorsunuz. İşte D oluyor. Ters çevirirseniz Z oluyor. Şurada bir düğmemiz var. Ona basarsanız da park moduna almış oluyorsunuz vitesimizi. Burada silecekle çok karışıyor mu? Çok karışmıyor. Sileceği her zaman kullanmıyorsunuz zaten. Ama burada bir parça böyle bir kalabalık var mı? Var arkadaşlar. Direksiyondan biraz bahsetmek istiyorum. Direksiyonumuz bu şekilde, altı birazcık daha düz tasarlanmış. Eli iyi oturan, böyle hoş bir hissiyatı olan direksiyon. Sol tarafında genelde aracın işte bu teknolojik ayarlarıyla ilgili işte adaptif cruise control, şerit takip sistemi vesaire gibi ayarlarını buradan ayarlıyorsunuz. Şurada bir düğmemiz var. Drive mod diye geçiyor bu. Burada aracın sürüş modlarını ayarlıyorsunuz. 3 farklı sürüş modumuz var. Mesela değiştireyim ben. Sport'ta şu anda. Eco ve normal olmak üzere 3 modumuz var. Takdir edersiniz ki hatta ekranda da görülüyor mesela. Anında menzilde düşüyor. 227 mesela şu an Eco'da. Normalde 221, Sport'tayken 214'e düşüyor. Bu tabii gazın tepkisini ve aracın akselerasyonunu da arttıran bir özellik. Genelde Eco modunda kullandım. Eco modunda kullanırsanız verilen menzil değerlerine yaklaşmış oluyorsunuz. Bu arada kulakçıklar görüyorsunuz. Hem solda hem sağda. Az önce onlardan bahsetmiştim aslında. Bu kulakçıklar arkadaşlar vites değiştirmek için değil. Zaten otomatik vites. Seviyesini ayarlıyor. Bakın şurada
söylemiştim size. Level 3 yazıyor şu anda. Bunu soldakini bastığınız zaman iPedal diye bir özelliğe geçiyor. Bunun detaylarını sürüş sırasında anlatacağım. Ters taraftan bastığınız zaman da seviyeyi düşürmüş oluyor. Bakın şimdi level 3'e düştük, level 2'ye düştük, level 1'e düştük ve level 0. 4 farklı seviyemiz var. Ben genelde 3'te kullandım ama iPedal'da da kullanabilirsiniz. iPedal'da hani hızlıca söyleyeyim, tek pedalla arabayı kullanıyorsunuz. Gaza basıyorsunuz, gazı bıraktığınız andan itibaren araba yavaşlamaya başlıyor ve rejenerasyon oluyor ve pilinizin ömrüne biraz daha, hani pil menziline daha doğrusu biraz daha katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Böyle bir özellik söz konusu. Ben iç tasarımı beğendim. Şuraları yumuşak gibi hafiften. Buraları tabii ki sert. Ha bu arada şundan da atlamayayım. Çok enteresan bir torpido gözümüz var. Şöyle açıyorsunuz, çekmece şeklinde. Aydınlatmalı aynı zamanda. Böyle çekmece şeklinde yani. Böyle normalde hani aşağıda açılan bir kapak yok. Böyle o dolap çekmesi gibi. Şu şekilde açılıp kapanıyor ve güzel bir ışığımız var. Ben güzel olmuş bu. Bunu beğendim. Bu tasarım anlayışını da sevdim. Sadece eleştireceğim tek şey şu. Şu alan biliyorsun düz bir tasarıma sahip. Sanki biraz daha böyle açılı olsaydı yolcu tarafına doğru daha güzel olurdu. Çünkü burada böyle bir, bakın şöyle bir ambiyans yapmış. Hani bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama böyle bir ambiyans var burada. Ama bu tarafta da var. Fakat bu içeride devam etmemiş. Tabii ki bu markanın kendi tercihidir. Bu arada koltuk hafızası da mümkün. Şurada iki tane tuşumuz var. Bunları hafıza ayarlaması yapabiliyorsunuz. Yani arabayı iki kişi kullanıyorsa kendine göre hemen ayarları otomatik olarak yüklenebiliyor. Şurada ceplerimiz var. Oldukça da büyük. Buraya bir şeyler konulabilir. Yukarı baktığımızda da şöyle ışıklarımız var. Görüyorsunuz. Işıklar bu şekilde. Aydınlatmalarımız. Sunroof var ve sunroofumuz yarıya kadar geliyor neredeyse. Şöyle göstermiş olayım. Yarıya kadar geliyor arkadaşlar. Ve açılabiliyor. Yani kendiniz de dışarı çıkıp şöyle bakın. Hop. Aracın dışına çıktım ben şu anda ve etrafa bakabiliyorum. Buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda perdesi de kapanabiliyor. Şöyle göstermiş olayım. Bakın. Bir daha bastığınız zaman şöyle bakın görüyorsunuz. Perde de kapanıyor. İçerisi tamamen kapanmış oluyor. Evet, Ioniq 6'nın ön yaşam alanı bu şekildeydi. Şimdi gelin hep beraber bir arka yaşam alanına bakalım. Şimdi Ioniq 6'nın arka yaşam alanına geldik. Yani burası gerçekten de arkadaşlar böyle, hani nasıl anlatayım, iki oda bir salon bir alan yapmışlar burada. Hemen koltukların arkasında şöyle güzel cepler var. Biraz bunlardan bahsedeyim. Bunun dışında burada bir havalandırma ızgaramız var. İki tane tip C bağlantı çıkışımız var. Şöyle çok da küçük ama böyle ıvır zıvır koyabileceğiniz bir alanımız da mevcut arkadaşlar. Şaft tüneli yok zaten. Hani söyleyeyim, şaft tünelimiz yok. Dümdüz bir alan söz konusu. Yine ambiyans aydınlatması arka tarafta da var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arka koltuklarda da arkadaşlar şu anda görüyorsunuz koltuk ısıtma var. Bakın bu tarafta da var gördüğünüz gibi. Koltuk ısıtma var. İki kademeli. Yani arkada oturanlar da düşünülmüş. Ben şu anda kendime göre ayarladım burayı ama yani gördüğünüz gibi hani 4, 8, 10 parmak falan kalıyor. Şöyle kendimi de çekeyim kamerayı. Evet gördüğünüz gibi hani burada bayağı bir alan var arkadaşlar. Böyle ayağınızla hani ulaşamayacağınız kadar büyük. Kafa tarafında ise bakacak olsak 4 parmaklık çok rahat bir alan söz konusu. Hani burası böyle makam arabası gibi bir arka plan olmuş. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Arka yaşam alanı gerçekten de böyle makam arabası havasında. Hani burada böyle rahatça oturursunuz. Öyle söyleyeyim. Şu cepler güzel. Burada bir şeyler koyabilirsiniz. Hoparlör bağlantılarımız var. Buraları hoş, güzel olmuş. Ve aracın hani gerçekten de benim hoşuma gitti. Bir de onu da göstermem gerekiyor mutlaka. Şöyle bir kol dayama özelliği de mevcut. Buradan böyle içeri geçemiyorsunuz. Ama bu şekilde bir kol dayamamız var. İki tane gördüğünüz gibi bardak koyulabiliyor. Bu arka tarafta oturanlar gerçekten rahat rahat oturacaklar. Koltuklar da gerçekten güzel. Hani deri benzeri bir malzeme kullanılmış. Yani ben bu arka yaşam alanının olayını çok sevdim arkadaşlar. Gerçekten de hani böyle kendinizi bir makam aracında oturuyormuş gibi hissediyorsunuz. Şimdi direksiyona geçiyorum ve aracın sürüş deneyimi ve diğer teknik özelliklerinden bahsetmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi aracın içindeyiz ve sürüşe başlıyoruz. Öncelikle vitesimizi D'ye aldık ve ilerlemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar, elektrikli bir otomobil olduğu için tabii ki kullanım kolaylığı konusunda yani rahat bir kullanımı var. Otomatik vites zaten. Hani kullanımında zorluk olabilecek bir konu olmadığını düşünüyorum ben. Gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Öncelikle hoşuma giden özelliklerden bahsedeyim hızlıca. Tabii ki benim uzmanlığım teknoloji olduğu için biraz da teknoloji tarafından anlatacağım size bu özellikleri. Öncelikle koltuk ısıtma var. Ön tarafta ve arka tarafta zaten söyledim bunları. Bu koltuk ısıtmanın aynı zamanda önde arkadaşlar koltuk soğutma da var. Hem yolcu koltuğu tarafında hem de sürücü koltuğu tarafında koltuk ısıtma da var. Ve bu şekilde rahat bir yolculuk yapıyorsun. Direksiyon ısıtma da var. Soğuk bir yerde yaşıyorsanız hani hava soğuk mesela İstanbul'da özellikle kışın iyi oluyor bu özellikler ki zaman zaman da kullandığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu aracın iki farklı sürümü var. Bendeki sürüm 4x2 olarak geçen sürüm.
bir de 4x4 çift motorlu olan sürümü var. Bunun özelliklerinden biraz bahsedeyim. 111 kW gücünde bir motorumuz var. 53 kW saat bir bataryamız var arkadaşlar. 429 km menzil. Ay pedal özelliği var. Bunu anlatacağım birazdan. 350 Nm torkumuz var. 185 km son hızımızın olduğunu da söyleyeyim. 0-100 hızlanması 8.8 saniye. 13.9 kW saat enerji tüketimi var 100 km'de. 11 kW arkadaşlar AC ve 350 kW'da DC desteği var. Şarj olarak söylüyorum bunları. AC'de 5 saat 25 dakika. DC'de ise %10'dan %80'e kadar arkadaşlar 18 dakikada şarj olabiliyor. Teknolojilerden biraz bahsedeyim. Bir sürü teknolojisi var. Şerit takip var. Adaptif cruise control var. Ön çarpışma, arka çarpışma uyarısı var. Kapıyı açıyorsunuz. Kapıyı açtığınız zaman bir sorun olduğu zaman hani arkadan bir araç geliyor vesaire geliyor. Bununla ilgili olarak size uyarılar da bulunabiliyor. Bu teknolojileri ben zaman zaman videonun içinde yeri geldiğinde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Tabela okuma var. Şimdi mesela ara ara videonun içinde belki dıt 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 sesler duyuyorsunuzdur. Tabelaları okuyor. İşte o hızı geçerseniz size uyarıda bulunuyor. Yani fazla hızlı gittin, işte yüksek hızlı gittin, o kadar hızlı gitme vesaire gibisinden. Akıllı park asistanımız var. Kör nokta uyarı sistemimiz var. Hani aklınıza gelebilecek her teknoloji var. Adaptif cruise control denedim biraz İstanbul'da. Güzel çalışıyor. Fakat tabii şöyle bir sorun var. İstanbul şoförleri biraz hani aceleci ve araya girmeyi çok sevdiği için mesela araya böyle bir mesafe bırakıyor. O mesafeyi siz ayarlayabiliyorsunuz. Ama araya bir arkadaş girdiği zaman ani fren yapıyor falan. Ben pek önermiyorum. İstanbul şoförüne gelmiyor bu teknoloji. O küçücük boşluğa bile arabasını sokmaya çalışıyor adam. Sokunca da sıkıntı olabiliyor. Ekranları beğendim. Özellikle gösterge ekranı gerçekten de anlaşılabilir. Kocaman böyle. Bütün işte özellikleri falan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Böyle kocaman kocaman yazılmış her şey. Menzili görebiliyorsunuz. Bu rejenerasyonunda ne kadar olduğunuzu falan görebiliyorsunuz. Aracın işte sağından solundan geçtiği zaman böyle uyarılar çıkıyor vesaire. Bu arada bu iPedal sisteminden de bahsetmek istiyorum. iPedal sisteminde rejenerasyonun şiddetini siz ayarlayabiliyorsunuz. 4 kademeli. Bu kulakçıklardan ayarlıyorsunuz. Bu 4. kademedeyken iPedal adını verilen bir özellik aktif oluyor. Burada sadece gaza basarak freni hiç basmıyorsunuz. Gazdan ayağınızı çekince araba kendisi iyice yavaşlıyor. Hatta duruyor. Gitmiyor yani. Normalde otomatik vitesli arabada biliyorsun araba kendi gitmeye çalışır. Drive modundaysa. Bunda öyle değil. Bunda eğer iPedal'ı alırsanız gitmiyor araba. Bu da menzili arttırması açısından önemli. Çünkü neden? Şimdi 429 kilometre dedik ama hani bunu böyle çok basarsanız özellikle sport modu var diye bir drive modlarından da bahsettim. Eco modunda falan gidersiniz ama sport modunda o kadar gidemezsiniz mesela. Bu da o menzili arttırmanızı sağlıyor. Ben bu özelliğini beğendim. Tabii kullanım kullanmamak size kalmış. Siz illa iPedal modunda kullanmak zorunda değilsiniz. Rejenerasyon şiddetini de değiştirebiliyorsunuz. Bunu kullanıcıya bırakılması güzel olmuş. Birçok arabada böyle bir özellik yok. Bazılarında var. Hani bu rejenerasyon şiddetini siz de ayarlayabiliyorsunuz. Çok az sayıda otomobilde var. Hyundai Ioniq 6'da bu özelliğin bulunduğunu söyleyeyim. Yol tutuş ve aracın bana yaşattığı hissiyatı ben beğendim arkadaşlar. Güzel bir otomobil olmuş Hyundai Ioniq 6. Biliyorsunuz bir de 5 var. 5 de buna benziyor ama bu biraz daha böyle farklı bir tasarımla geliyor. İşte arka tarafın özellikle farklı olması gerçekten de hani böyle Hyundai böyle futuristik tasarımları seviyor. Onu söyleyebilirim. Bu futuristik tasarımlardan bir tanesini bu araca uyarlamış. Önden o kadar futuristik olduğunu iddia etmiyorum ama arkadan baya gerçekten de böyle değişik bir tasarım anlayışı olmuş. İç mekanı çok beğendim ben. Ufak tefek eleştirilerim oldu. Hani şu ekran mesela biraz daha böyle bu tarafa dönük olsa daha iyi olur gibi geliyor bana. Çünkü şu kenarlardaki kulakçıklar hem sağda hem solda var biliyorsunuz. Çepeçevre saran bir durumu yansıtıyor ama diğer yani tarafa baktığımızda şu ekran da biraz daha böyle açılı olsaydı daha böyle bir havalı bir kokpit olurdu. Fiziksel tuşları beğendim. Bu hoşuma gitti. Çünkü ben fiziksel tuş seviyorum arkadaşlar. Fiziksel tuş olmalı diye düşünüyorum. Yani tamamen fiziksel tuşu kaldıran bir tasarım bence çok pratik değil. Böyle her şeyi ekrandan pıt 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 basmak da o kadar kolay değil. Ses sistemini beğendim. Multimedya ekranı zaten güzel. Dokunmatikleri iyi. İkonlar büyük. Dokunmada bir sıkıntımız yok. Birçok ayarı araçla ilgili hatta bir sürü ayarı buradan görüp işte kurcalayıp değiştirebiliyorsunuz. Aracın sesinden tutun da işte farklı özelliklerine kadar. Ambiyans aydınlatması güzel. Havalı görünüyor. Yani araç güzel bir otomobil olmuş. Peki 1.844.000 TL'lik fiyatı hak ediyor mu? Hani açık söylemek gerekirse bence Türkiye'deki hiçbir otomobil böyle bir rakamı hak etmiyor. Fakat işte vergiler, kurlar, şunlar bunlar derken ülkede gelinen nokta bu oldu. Yani bazen böyle eleştiriyorsunuz. Ama hani ülkenin vergi sistemi böyle. Kurlar böyle olduğu sürece de bu fiyatların ben düşeceğini zannetmiyorum. Zaten Türkiye'ye ilk geldiğinde 1.650 gibi sınır bir rakamdaydı. Sonra ÖTV matrağı yükseltilince bir parça araca zam geldi. Yine de hani makul bir noktada duruyor. Tabii ki hani bunu alacağımı şunu alırım. İşte TOG alırım. İşte başka otomobiller var biliyorsunuz bu paralara satılan veya buna yakın fiyatlara satılan. Elbette alınabilir arkadaşlar. Benzinli, dizel alternatifleri de var. Sıfırda da var. Öyle söyleyeyim. Net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Birçok araç alınabilir tabii ki. Ama bu %100 elektrikli bir otomobil karşılaştırırken bence biraz daha rakiplerine göre bakmak lazım. Elektrikli otomobillerde yaptığım standart uyarıyı yine yapayım. Bence
bu aracı veya böyle bir elektrikli otomobil alacaksınız, mutlaka ve mutlaka evinizde ya da iş yerinizde şarj istasyonu, yani şarj edebileceğiniz bir alan, bir bölüm, arabayı koyup orada bırakabileceğiniz bir nokta olmalı. İlla hani böyle işte AC şarj istasyonu olsun demiyorum. 220 volttan da şarj olur mu? Bayağı uzun sürer. O da ayrı konu ama yapabiliyorsanız AC yapın derim. Çünkü öyle apartmandan aşağıya kablo sarkıtmak da falan bu araçlar olmaz arkadaşlar. Bu araçların ne yazık ki şimdilik böyle bir durumu var. Sıkıntısı var. Elektrikli arabalar hepsi için söylüyorum. Sadece Hyundai Ioniq 6 için söylemiyorum bunu. Eğer bu aracı alacaksınız mutlaka ve mutlaka evinizde, iş yerinizde bir şarj istasyonunuz olsun. Benden söylemesi. Alınır mı alınmaz mı? Otomobilden ne beklediğinize, maddi durumunuza biraz bağlı olarak değişen bir kavram. Tek araba olacaksa elektrikli araba biraz zor. Ama alternatif olarak kullanacağınız bir otomobilse ya da ben sadece şehir içi kullanırım, şehir dışına çıkmıyorum derseniz elektrikli otomobil rahat bir şekilde alınabilir. Bu markadan bağımsız söylediğim bir yorum. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Ioniq 6 ile ilgili deneyimlerimi size aktarmaya çalıştım. Olur ya, benim anlatmayı unuttuğum, sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır, olacaktır. Yorumlarınız olacaktır. Onu alacağıma şunu alırım, onu alacağıma bunu alırım. Mutlaka yazıyorsunuz, biliyorum. Bütün otomobil incelemelerinde bu tarz yorumlar görüyorum. O halde o fikirlerinizi yani havada kalmasın, yorumlara da yazın. Paylaşalım, konuşalım, değerlendirelim, tartışalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Mesela bu aracı verdiler. Böyle testler alıyoruz. Söylüyoruz markalara. Sağ olsunlar, bize destek oluyor. Hyundai Türkiye'ye buradan teşekkür ediyorum. Ama siz de abone olarak kanala destek olursanız mutlu olurum. Abone olan arkadaşlar var aramızda. Şimdi bazıları diyecek ki zaten aboneyim abi, daha ne yapayım diyeceksiniz. Yorum yapın. Videolarımı paylaşın. Desteğinizi gösterin arkadaşlar. Kanal büyüdüğü zaman ben de böyle daha farklı teknolojiler, hem otomobil tarafında hem de farklı teknoloji alanlarında sizlere aktarmaya bir motivasyon kaynağı oluyor benim için kanalın büyümesi. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de yine açıklamada bulunuyor. Oralarda da böyle otomobiller geldiğinde işte veya farklı teknolojik ürünler geldiğinde ben paylaşımlar da yapıyorum. O paylaşımları da en azından videolar yayınlanmadan önce görmüş olursunuz arkadaşlar. Soğuk bir İstanbul sabahından herkese kolay gelsin diyorum. Farklı bir otomobil incelemesinde, farklı bir teknolojik cihaz incelemesinde karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Selamlar, saygılar iletiyorum arkadaşlar hepinize.